47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduysa 2002 yılında AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken 2,5 çeyrek altına düştü. En düşük emekli maaşı hem de 2 kurban alıyordu. Çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim. Bu kadar kötü devlet yönetimi olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Kandırdılar, yanılttılar, şaşırttılar, aldattılar. Bu ülkede kimsenin evinde huzur olmaz. Malatya depremin ilk günlerinde sanki deprem olmamış gibi muamele görüyordu. Deprem gerçekleşti, arkasından gelen seçimde çıktılar dediler ki oyları bize verin, bir yıl içinde evleri yapacağız. Herkes şöyle dedi, devletin şimdi yönetiminde olan bir yılda evi vereceğim diyor. Ben macera yapmayayım, vereyim oyumu, evime geçeyim. Bundan önce çektiğim yoksulluğu, açlığı, işsizliği, birçok sıkıntıyı unutup sırf bir göz odaya, bir eve başını sokmak için bu iktidara inanıp oy verdi insanlar. Ne oldu peki? Bakın söz verdikleri ev sayısı 650 bin. Malatya'da söz verdikleri ev sayısı 103 bin. Ama Türkiye'de evlerin sadece %12'sini verdiler. 79 bin ev. Malatya'da verdikleri, tamamlayıp teslim ettikleri ev sayısı 7.881. Malatya'da yapıp bir yıl içinde vereceğiz dedikleri 100 tane evin sadece 7 tanesini verdiler. 100 kişiden 93'üne sözünü tutmayan birilerinin yönettiği bir memleketteyiz. Kandırdılar, yanılttılar, şaşırttılar, aldattılar, zarara uğrattılar. Bu kadar kötü devlet yönetimi olur mu? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu insanlar zengin olsalar zaten senden medet ummazlar. Devletin şefkatli elini beklerken devletten bir tokatta, bir darbede devletten yediler. Devlet devletliğini gösterecek, bu acıları dindirecek, devlet bu sıkıntıyı çözecektir. Çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim. Abi bir dur, bir dur. Gözünü sevdiğim bir dur, dinle belki olacak. Şimdi bizi neden mikrofonu bana veriyor? Gel seni konuşturayım. Alın abiyi. O zaman bak, ben insan seni dinleyebilirim. Dinlemekte mi iyisin, konuşmakta mı? Konuşmakta iyiysen gel, ben geleceğim seni dinleyeceğim. Gözünün yağını yiyeyim. Bak milli maç var. Millet maça gidecek. Türkiye gibi bir ülkede 2002 yılında AK Parti geldiğinde 400 bin ton tütün üretilirken bugün 70 bin ton üretiliyorsa, neredeyse yarım milyon kişi tütüncülükle geçiniyorken bugün 70 bin kişiye indiyse, 7 kat azaldıysa tütün üretenler, bu ülkede, bu dünyada sigara tüketimi azalmadı. Sigara piyasası daralmadı. Sigara firmalarının karları düşmedi, aksine arttı. Ama Adıyaman gibi, Doğanşehir gibi, Malatya'nın önemli ilçelerinde, Doğanşehir gibi, Adıyaman gibi komşu illerinde tütünle geçinenler 7 kat azaldılar. Yetmezmiş gibi de hapis cezalarıyla cezalandırıldılar. Para cezalarıyla cezalandırıldılar. Emekli 10 bin lirayla geçinemez. Açlık sınırının yarısı neredeyse diyoruz. Bakın Kurban Bayramı geçti. AK Parti gelmeden önce bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı hem de 2 kurban alıyordu. Bu sene kurbanlıklar
15 bin liraydı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraydı. Eskiden bir emekli maaşı iki kurban alırken, şimdi iki emekli bir araya gelse bir kurbanı zor keser hale geldiler. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken 2,5 çeyrek altına düştü. Bu yüzden emekli maaşını insani bir seviyeye, ilk önce hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarmalıyız. Bunlar yapılmazsa bu ülkede huzur olmaz. Bu ülkede kimsenin evinde huzur olmaz. Bunu söylüyoruz, diyorlar ki para yok. Mehmet Şimşek para vermiyor. Bir kez şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir imzasıyla gelen birisi. Nebati'yi de o getirdi, o götürdü. Damadı da o getirdi, o götürdü. Mehmet Şimşek'i de o getirdi. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Düşük emekli maaşının da, asgari ücrete zam yapılmamasının da, çiftçinin zor durumda olmasının da, esnafın perişanlığının da, gençlerin işsiz ve umutsuz olmasının da bir tek sorumlusu vardır. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hani diyorsun ya, her şeyi ben bilirim, ben, bunu da senden biliriz. O yüzden biz yol gösteriyoruz. Vergide adalet diyoruz. Bugün Türkiye'de 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergi. Yani mazottan, sigaradan, elektrikten, sudan, telefondan, çocuk bezinden, mamadan, deterjandan alınan vergi. Fabrikatör gidiyor jipine mazot alıyor, o da aynı vergiyi veriyor. Gariban kapısındaki bekçi gidiyor alıyor, o da aynı vergiyi veriyor. %21 maaşlardan kesilen vergi. Bu bizi koruyan polis memuru kardeşimin maaşını bankamatikten çekmeden daha ödediği vergi. Öğretmenin ödediği vergi. Kim maaş alıyorsa onun ödediği vergi. Toplamı %89 yapıyor. Geri kalan vergi %11. Yani koca koca holdingler, koca koca ihracatçılar, sanayiciler, ticaretçiler, beşli çeteler, yandaş müteahhitler bir araya geliyorlar, verginin %11'ini ödüyorlar. Bütün garibanlar orta direk %89'unu ödüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geldiğimizde bunu önce OECD sınırlarına %35'e, sonra da olması gereken %10'lu rakamlara düşüreceğiz. 31 Mart'ta Doğan Şehir'i gördünüz. 31 Mart'ta bütün Türkiye'nin sonuçlarını gördünüz. 31 Mart'ta 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduysa, Tayyip Bey kavga etmek istediğinde onunla kavgayı sağ sol meselesinde, Alevi Sünni meselesinde, Türk-Kürt meselesinde, kimlik siyasetinde yapmayı reddedip sizin kavganızı verdiğimiz içindir. Emekliyi unutmadığımız, emekçiyi unutmadığımız, köylüyü unutmadığımız içindir. Bundan sonra da ne Tayyip Bey'le ne Devlet Bahçeli'yle sizin gündeminizde olmayan hiçbir konuda tartışmayacağız, kapışmayacağız, sahte gündemlerin peşine takılmayacağız. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Bizim işimiz sokağın sesini dinlemek. Sokak ne diyor? Sokak geçinemiyoruz diyor. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? O zaman sesimizi duyurmanın zamanı geldi. 30 Haziran Cuma günü
Kocaeli'ne bekliyoruz. Bütün Türkiye'ye çağrımızdır. Sesinizi duyuyoruz. Duyurmak için Kocaeli'ne gidiyoruz. Hiçbir siyasi partiyle ittifak değiliz ama milletimizle ittifakız. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkesdir. Türkiye İttifakı filenin sultanlarıyla bir gözyaşı akıtan herkesdir. Türkiye İttifakı Müslüman demokratlardır. Muhafazakar demokratlardır. Türkiye İttifakı milliyetçi demokratlardır. Türkiye İttifakı Kürt demokratlardır. Türkiye İttifakı sizin gibi aslan sosyal demokratlardır.